Siyasetçileri gelip Kürt halkına, emekçilere, siz yoksullara diyorlar ki bizi seçerseniz işsizliği bitireceğiz. Günaydın size Rojbaş! Rojbaş size! Siz 22 yıldır iktidardasınız. Siirt'te ne yaptınız? Hangi fabrikayı kurdunuz? Hangi işsizliği giderdiniz? Siirt halkını kalkındırmak için ne yaptınız? Baskı ve zulümden başka. Değerli halkımız, Siirt'in vekilleri de, bürokrasisi de bizim partimizin adını ağızlarına almıyorlar. Öteki parti diyorlar, düşman parti diyorlar, karşıt parti diyorlar. Biz diyoruz ki Siirt'li Araplar, Siirt'li Kürtler, biz bu ülkenin partisiyiz. Biz ne kadar Kürtsek o kadar Arabız. Biz ne kadar Kürtsek o kadar Türküz. Biz ne kadar Sünniysek o kadar Aleviyiz. Biz kadınız, biz gençliyiz. Biz Türkiye'deki bütün renkleriz. Biz Türkiye'yiz. Niye Siirt tek adam rejimine son verecek en önemli şehirdir diyorum. Biliyorsunuz 20 yıl önce Erdoğan'ın hikayesi bu şehirde başladı. Seçimler iptal edildi, yenilendi falan derken Siirt milletvekili oldu. Ve 20 yıl sonunda geldiğimiz yer, yola çıktığı şehri yoksulluğa, açlığa, sefalete mahkum ettiği yerdir. Bunu aklınızda tutun sandığa giderken. Erdoğan'ın hikayesi Siirt'te başladı, Siirt'te bitecek. Ve kardeşlerim, 3 tane milletvekili çıkarıyor bu şehir. Şimdi bu 3 milletvekilini Yeşil Sol'dan parlamentoya gönderme zamanıdır.